Herkese merhaba. Yoğun bir dijital dünyanın içerisinde telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, televizyonlar derken çocuklarımız en çok maruz kalanlardan. Kızım Canyel'le gündelik hayatımızın içerisinde bu dijital dünyada nasıl bir denge sağlıyoruz? Kızımı nasıl yönlendiriyorum? Aslında evde belli kurallar koyuyorum. Bu da özellikle tablet kullanımı ile ilgili. Hafta içinde kesinlikle tablet kullanmasına izin vermiyorum okul süresince. Cuma, cumartesi, pazar günde birer saat, toplamda haftada 3 saat tablet kullanabiliyor. Çok uzun zamandır evde aslında benim televizyon yani Dijitürk'ü ya da şeye bağlı değilim. Bunun sebebi de zararlı içeriklerden çocuğu korumaya çalışıyorum. Nedir bunlar? Haberler özellikle, görsel haberler. Bu haberlerin içerisinde çünkü işte öldürme haberleri, savaş haberleri, işte fakirlik, yoksulluk ve başka pek çok travmatik şey var. Hazır olmadığı bilgileri vermek istemiyorum. Bu bilgileri kendi süzgecimden geçirerek vermek istiyorum. O yüzden haberleri de çok izlemiyorum evde. Kendim de izlemiyorum zaten. Böyle bir şey yaptım. YouTube videolarına çok meraklı. Genelde de oyuncak kanallarına çok meraklı. Çeşitli oyuncak kanalları var. Fakat burada bile kontrol etmem gerekiyor. Çocuğumla beraber mutlaka bunu bir oyun ve paylaşım aracı haline getiriyorum. Beraber YouTube videolarını izliyoruz. Ben onun biraz daha kendine yeni şeyler öğrenecek, ona bir şeyler katacak içerikleri izlemesini istediğim için genelde müzik, zeka oyunları, bilmeceler, bulmacalar, yapboz oyunları gibi ya da evde anneyle, aileyle yapabilecek kaliteli aktiviteler ki işte smoothie challenge'lar, işte ne bileyim 30 lirayla en fazla ne alınabiliyor, bir marketten alınabilecek sağlıklı şeyler gibi şeyleri, videoları izleyip bunları uygulamaya çalışıyoruz. Şu anda kızım ilkokul 1'de olduğu için en çok öğrenmesini ve güzel öğrenmesini istediğim şey İngilizce ve matematik olduğu için genelde bunları geliştirecek uygulamaları indirip beraber oynamayı teşvik ediyorum. Evet, dijital medya ve çocuk Instagram hesabının gerçekten çok bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi dijital medya ve çocukta dijital uygulamalarla ailecek öğretici zaman geçirmek için 5 ipucu postunu gerçekten çok beğendim. Birincisi beraber oyun oynamak demiş. Ben de kızımla gerçekten bunu yapmaya çalışıyorum. Ve şunu biliyorum ki insanlar gerçekten deneyimleri hafızalarına, özellikle iyi ve keyifli deneyimleri hafızalarına kazıyorlar. O yüzden öğrenmek için ve çocuklarımızla beraber keyifli oyunlar oynamamız lazım. İkincisi, her gün 15 dakika beraber okumak. Bir çocuk ne kadar erken ve sık kitaplarla etkileşim kurarsa o kadar iyi. Çocuğunuza yüksek sesle kitap okumak onların gelişiminin önemli bir parçasıdır. Bu okuryazarlık ve dili kullanma becerilerini geliştirirken günlük konuşmalarda duyamayacağı kelimeleri öğrenmesini sağlar demiş. 3. Çocukların yaratıcılığını geliştirmek. iOS ve Android cihazları için geliştirilmiş çocukların yaratıcı içgüdülerini destekleyen yaratıcılıkla şekillendirilmiş görevlerle ya da özgürce kurguladıkları temalarla hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını tetikleyen pek çok uygulama bulunmaktadır. Cihazlar geriye yaslanıp seyretmek için iyi oldukları kadar öne eğilip oynamak ve bir şeyler yaratmak için de harika. 4. Dış dünyayı tanımak. Çocuklar doğduklarından beri dijital ortamdalar. Ve eğer onların dışarıda sürünen tuhaf böcekler kadar çok sevdiği bir şey varsa o da bizim tabletlerimiz demiş. 5. Yeni tecrübelere hazırlanmak. Yeni tecrübeler çocuklar için tonlarca pratik gerektirir. Hem ebeveynlere hem de çocukların bakımlarından sorumlu kişilere çocukların büyüme süreçlerinde yardımcı olacak uygulamalar olduğuna inanıyoruz demiş. Dijital medya ve çocuk, size çok teşekkür ederim.